Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü öncesinde Alanya'da siyasi partiler birer anma mesajı yayınladı. Mesajda Atatürk'e olan özleme dikkat çekildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel mesajında "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyerek hem Türk milletinin hem de dünya milletlerinin kalbinde taht kuran Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü 82. yılında bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vatanımız için canlarını hiç çekinmeden feda eden şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyorum dedi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü edebiyete intikalinin 82. yıl dönümünde anlamlı bir videoyla paylaşımda bulundu. Videoda AK Partili belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Başkan Toklu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü edebiyete intikalinin 82. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ülkemizi aydınlatan ilke ve inkılapların ışığında, akıl, ilim ve bilimin rehberliğinde bu değerli mirasın sahipleri ve savunucuları olarak bizler demokrasiden, eşitlikten, doğruluktan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz. Yolunu aydınlattığın yüce Türk milleti seni hiç unutmadı ve unutmayacaktır ifadelerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise 97 yıllık bir çınarın tohumunu atan, Kurtuluş Savaşı ile ömrünü hiçe sayarak yıkık bir millete önderlik eden, en çok sevdiği askerlik mesleğinden vatanın birliği ve bütünlüğü ve istikbali için gözünü kırpmadan istifa ederek büyük bir görevi üstlenen, onlar da yetmezmiş gibi ömrünün son zamanlarında bile Türk milletinin bütünlüğü için Hatay'da dünyaya gövde gösterisi yapan ülkemizin, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu değişmez Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle yad ediyor. Asırlar boyunca unutulmayacak bir kahraman olduğunu ilan ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk tarihinin bu zamana kadar gördüğü en büyük devlet adamı ve komutanlardan birisi olarak nitelendiren Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da azim ve kararlılık içinde en imkansız zamanlarda bile nelerin yapılabileceğini en iyi şekilde gösteren büyük bir deha, zor şartlarda bu aziz vatanı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu mücadele sonunda Türk milletinin karakteristik yapısına en uygun olan Cumhuriyeti bizlere emanet etmişlerdir. Millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılında onun eksikliğinin hüznünü yaşamaktayız dedi.